Sizce Türk futbolunun en yetenekli, bileği en temiz, en teknik futbolcuları kimler? Herkes bir 5 saniye düşünsün. Evet, aklımıza ilk gelen isimler aşağı yukarı belli. Tugay Kerimoğlu, Sergen Yalçın, Arda Turan, Emre Belezoğlu, şimdilerde Arda Güler ve tabii ki Emre Mor. Son 30 yıl düşünüldüğünde elbette zirveye yaklaşan başka isimler oldu. Ancak bu oyuncuların çok çok azı Emre Mor gibi 18 yaşında Türk milli takımı forması giyip 10 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund gibi scout merkezi büyük bir kulübe transfer olabildi. Türk bir baba ve Makedon bir annenin çocuğu olarak Danimarka'da dünyaya geldiğinde cebinde Türk pasaportu da bulunduruyordu. Annesinin deyimiyle futbola 5 yaşında başladı. Hatta çocukken en sevdiği oyuncağı da futbol topuydu. Topu ayağına yapıştıran, çalım atmak ve dribling yapmak konusunda elit seviyede bir futbolcu imajı çizen Emre, kariyer planlaması, psikolojik sorunları ve disiplin konusunda yaşadığı problemlerle hep gündemde yer aldı. Ancak her düşüşün bir yükselişi de vardı. Geçen sezon Volkan Demirel'li Karagümrük'te yakaladığı başarı ona Fenerbahçe'nin de kapılarını ardına kadar açtı. Kısa paslar Türk futbolunun en yetenekli futbolcularından Emre Mor'un düşüşünü, yükselişini ve çubuklu formaya imza atış sürecini sizler için hazırladı. Fenerbahçe cidden neden Emre Mor'u transfer etti? Hazırsanız video başlasın. ...1997 yılında Danimarka'da dünyaya gelen Emre, henüz 9 yaşında Lyngby altyapısına seçilmişti. 2015 yılında Norgeland'la anlaştı. Asıl yükseliş burada gerçekleşecekti. O sezon 13 maça çıktı ve kalitesini tüm dünyaya göstermeye başladı. Hatta İngiliz Daily Mail gazetesi Guardiola'nın Emre Mor'u izleyip çok beğendiğini bile yazmıştı. Bu sırada Türk pasaportu sayesinde Türk kulüplerinin de ilgisini çekmişti. O dönem Mustafa Denizli Galatasaray'a transfer edilmesini istemiş ancak yönetimden onay gelmemişti. Emre'yi tüm Türkiye ile tanıştıracak davetse Fatih Terim'den çıka geldi. Dönemin Türkiye futbol direktörü olan Fatih Terim büyük uğraşlar vererek Emre'yi ve o dönem hapishanede olan babasını Türk milli takımı için ikna etmiş ve 18 yaşında A milli takıma davet etmişti. Kendimi Türk gibi hissediyorum, kararımın arkasındayım diyen ve Danimarka'nın tekliflerini reddeden Emre Mor karanlıklar içinde parlayacaktı. Prim kriziyle çalkalanan ve tüm ülkeyi hayal kırıklığına uğratan milli takımda tek bir güzellik vardı, 18'lik Emre Mor. Işığıyla tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakıyor ve gelecek için umut veriyordu. Çok geçmedi. Ünlü futbolcu fabrikası Borussia Dortmund onu Ousmane Dembele'nin yerine transfer etti. Yeni sezon başlıyor. Herkes Emre'nin Almanya'da bir dünya yıldızına dönüşmesini bekliyordu. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Emre sezonun 4. maçında gereksiz bir kırmızı kart gördü ve daha sonra da sakatlıklar peşini bırakmadı. Ve o yıl sadece 6 maça ilk 11'de başlarken teknik direktör Tuchel'le de ciddi tartışmalar yaşadı. Tuchel onun için Emre'nin yeteneği tartışılmaz ama buraya gelmeden önce sadece 6 aylık bir profesyonel kariyeri vardı. Yedek oturmayı öğrenmeli ve hayata daha profesyonel bakmalı diyordu. Emre'nin yıllar içinde TRT Spor'a verdiği röportajda Tuchel'i doğrular nitelikteydi. Emre kariyerinin ilk yıllarını anlatırken o zamanlar doğru insanlarla beraber değildim. Saha dışında bana doğruları gösterecek kişilerle takılmıyordum diyordu. Sezon sonunda Dortmund milli yıldızdan yine de zarar etmeyerek Emre'yi 12,5 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya sattı. Emre Celta Vigo tarihinin en pahalı oyuncusu oldu ama işler burada da beklenildiği gibi gitmedi. İki sezonda sadece 6 maçı ilk 11'e çıkabilen Emre disiplinsiz tavırları nedeniyle de birçok defa kadro dışı bırakıldı. Uzun süreli düşüş hikayesi önce Galatasaray'la ardından da Olympiakos'ta devam etmişti. Emre Mor için ona bahşedilen futbol yeteneklerini kullanmak istemiyor deniliyordu. Ta ki geçen seneye kadar Karagümrük'e transferi onun hayatını baştan aşağı değiştirdi. Ondan önce verdiği büyük bir karar Emre'nin hayatının en büyük dönüm noktası olacaktı. Eski menajeri olan Muzi Özcan'la yollarını ayıran Emre, bu ayrılığı hayatımda aldığım en doğru kararlardan bir tanesi diye açıklıyordu. Muzi Özcan'la yollarını ayırdıktan sonra 2021 yılında ünlü menajer Mino Raiola ile anlaşan Emre, onun için en doğru rota olan Karagümrük'e transfer oldu. Süleyman Urma ve oğlu Serkan Urma'nın
yönetimde Avrupa futboluyla entegre bir yapıda işleyen Karagümrük onun yeni fırsatıydı. Burada Farioli ile ortalama bir performans sergilese de hoca değişiminin ardından Volkan Demirel ile uçuşa geçti. Emre önce Volkan Hoca'nın güvenini, ardından formayı ve sonra da formunu kazandı. 29 maçta 6 gol 4 asist yaptı. Fenerbahçe'nin Emre Mor transferini saha içi yorumlayacak olursak, Jorge Jesus yönetimden teknik kapasitesi yüksek, kanat özellikleri güçlü ve süratli oyuncular istemişti. Çünkü Jesus sürekli hücum yapan, tribünleri ayağa kaldıran ve göze hoş gelen bir Fenerbahçe'yi planlıyordu. Bruma ve Lincoln transferleri de bu isteği karşılayan net transferler oldular. Emre Mor da ligimizin en çok çalım atan, driplingle kaleye giden ve en süratli futbolcularından biri. Maç başına 2.8 kez adam geçen ve 1.2 kez kilit pas atan Emre, Danimarka'da yükselişe geçtiği istatistikleri yakaladı. Özellikle bunu sessiz sedasız bir şekilde ve hiç gündem olmadan başardı. Zaten Fenerbahçe'nin de ona yeniden şans verme sebeplerinden biri de bu. Henüz 24 yaşında oluşu da başka bir pozitif sebep. Yani Emre hala Avrupa'ya yüksek bir bonservise satılabilecek bir yaşta. Ancak buradaki en önemli soru şu: neden Tuchel'le, Fatih Terim'le, Farioli ile ritmini bulamayan Emre nasıl Volkan Demirel'le uçuşa geçti? Volkan Demirel bu konuda mutlaka Jesus'un ekibine Emre hakkında detaylı bir rapor verecektir, ancak en genel fark şu konuda yaratıldı. Volkan Demirel, Emre Mor'a koşulsuz olarak ilk 11 forması veren ilk teknik direktör oldu. Ne olursa olsun onu oynatacağının sözünü verdi. Bu güvende Emre'yi farklı bir seviyeye taşıdı. Onu tamamen özgür bıraktı ve Emre'nin üzerindeki tüm baskı kalktı. Emre'nin futbol stilini biraz detaylandıracak olursak, herkesin aşina olduğu çalım atma yeteneğinin dışında çok iyi bir şutör olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ceza yayı çevresinden çok tehlikeli ve sert şutlar çekebiliyor. Aynı şekilde çizgiye indiğinde de hem sağ hem de sol ayağıyla tehlikeli paslar atabilir. Bu da bir hücum oyuncusu olarak onun çok yönlü olabileceğinin göstergesi. Fiziksel olarak zayıf olması ve defansif yönlerinin gelişmemiş olması onun saha içindeki en büyük defolar olarak görünüyor. Geçen sezon Volkan Demirel Emre Mor'u kadroda tercih ettiğinde Emre'nin arkasında defansif özellikle bir bek ve orta alanda Emre'nin açıklarını kapatabilecek çift yönlü orta saha oyuncularını tercih etmişti. Osayi'nin defansif yönünün mükemmel olmadığını düşünürsek Emre'nin özellikle deplasman maçlarında ilk 11 yerine bir hamle oyuncusu olması muhtemel. Emre'nin Türk bir oyuncu olması ve yerli kontenjanıyla yapılacak maç içi değişikliklerinde oyunu sonradan girip takıma hareket katacak oyuncu rolünü üstlenmesi çok olası. Örneğin Fenerbahçe'nin geride olduğu bir maçta o an sahada bulunan 4 Türk oyuncudan biri çıkarıp Emre'yi oyuna sokarak yabancı oyunculardan kurulu hücum hattını hiç bozmadan ileride daha kalabalık olabilir. Burada Fenerbahçe'nin yabancı bir forvet arayışında olduğunu da hatırlatalım. Jorge Jesus yıldız oyuncu yönetimi konusunda en başarılı isimlerden birisi. Emre Mor gibi kendini yeniden keşfetmeye çalışan ve olgunlaşan bir ismin formu iyice yukarı çekilirse hem Fenerbahçe için hem de Türk futbolu için çok özel bir isim küllerinden doğabilir. Transferin mali yüküne gelirsek Fenerbahçe Emre için 2 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay verdi. Peki siz Fenerbahçe'nin Emre Mor transferi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce çubuklu forma ve Emre harika bir uyum mu yakalayacak, yoksa sonuç başarısız mı olacak? Emre Mor ilk 11'e monte edilmeli mi, yoksa hamle oyuncusu mu olmalı? Yorumlarınızı belirtmeyi, abone olmayı ve Kısa Paslar Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.